dünden itibaren pandemiyle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz tekrar. Hepinizin bildiği gibi ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artıyor. Burada bizlere düşen bireysel tedbirlerimizi ön plana çıkartarak gerekmedikçe özellikle ev ziyaretlerini yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü iş yerlerimizi açtık, restoranlarımızı açtık, kafelerimizi açtık, berber dükkanlarımız açık. Tabii ki bizim arzumuz, isteğimiz bunların bir daha kapanmaması. Sürekli açık kalması, orada çalışan esnafımızın işini kesintisi devam ettirmesi. Bizim temel amacımız, gayemiz bu. Tabii burada hepimize düşen görevler var. Eğer biz bunu istiyorsak, bunu arzuluyorsak, kesintiye uğramasını istemiyorsak esnafımızın faaliyetini devam ettirmesini, onlara destek olalım, onlara katkı verelim. Az önce söylediğim şekilde bizler kalabalık ortamlara girmeyelim. Temizlik, maske, mesafe konusunda da özellikle hassasiyetimizi devam ettirelim. Ben buradan Kayserili hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle ilimiz dışından gelip de Kayseri'deki maske takma oranını görüp de evet Kayseri'de Kayserili hemşehrilerimiz maske takma konusunda çok duyarlı sözlerini duyunca bizler memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle de vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ama eksik gördüğümüz hususları da ifade etmemiz lazım. Bunu da çözmemiz lazım. Özellikle biliyorsunuz artık cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Buradan bütün vatandaşlarımıza, çalışan hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Bizler cumartesi pazarda üretimin kesintiye uğramaması için, ticari faaliyetlerimizin devam etmesi için bazı meslek gruplarına, firmalara muafiyet getirdik ve bunlara belgeler düzenledik. Ama ne yazık ki bazı vatandaşlarımızın kendilerine verilen bu imkanı farklı kullandıklarını ve işleri gereği kullanmadıklarını gördük. Buradan sesleniyorum lütfen. Bizler pandemiyle mücadelede vaka sayılarını düşürdükçe bizim kazanımlarımız artacak. Tam tersi, vaka seviyesi yükseldikçe, vaka sayısı yükseldikçe de kazanımlarımız azalacak. Tercih bizim. Her şey bizim elimizde. Bu konuda biraz daha hassasiyet gösterirsek bizim aşı çalışmalarımız devam ediyor. Bunları inşallah hedef kitlemizin önemli bir kısmını aşıladık. Bunları tamamladığımız zaman pandemiyle mücadelede önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Aşılandık diye de temizlik, maske, mesafe konusundan taviz vermememiz lazım. Burada hassasiyeti, kararlılığı sürekli kılmamız lazım. Davranışlarımızla da örnek olmamız lazım. Özellikle kamuya açık alanlarda yapmış olduğumuz ihlallerin başkalarına kötü örnek olacağını düşünerek bu konuda da hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade ediyorum. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz diyoruz. Sonuç almak istiyorsak takım oyunu oynayacağız ve hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Onun için ne diyoruz? Bireysel tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetimizi lütfen kaybetmeyelim ve artıralım. Çok yakın zamanda inşallah bu kurallara uyduğumuz zaman sonuç alacağımızı da göreceksiniz. Daha önce yaptık Kayseri olarak. Biz 15 gün dışarı çıkmadık ve pandemiyle mücadelede önemli bir eşiği geçerek en az hasarlı atlattık. Şimdi aynı dönemleri yaşıyoruz. Bu dönemi de yine aynı anlayışla, aynı kararlılıkla, gayretle, çabayla geçeceğiz inşallah. Rakamları takip ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız sahada çalışıyor. Büyükşehir Belediyemiz, belediyelerimiz inanılmaz gayret gösteriyorlar. Hep beraber bu mücadeleyi inşallah başarıyla tamamlayacağız. Bugün itibariyle halı sahalarını da açtık. Bir takım kısıtlamaları kaldırdık bugün itibariyle. İşte bunların kalıcı olmasını istiyorsak, az önce de söylediğim gibi bu tedbirleri lütfen elden bırakmayalım. Muafiyetleri yerinde kullanalım. Göreceksiniz ki çok yakın zamanda da inşallah sonuç alacağız. Dünyada
ülkemizde ve şehrimizde istemesek de vaka sayısında bir artışın söz konusu olduğunu hep beraber görüyoruz. Demek ki bundan sonra daha dikkatli davranacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Hem kendimizi, hem şehrimizi, hem insanlığı koruyacağız. Ben bu arada vaka sayısındaki artışlarla sürecin devam ettiğini, hatta bir miktar kazanımlarımızı kaybettiğimizi görüyorum. Tabii bunlara da içimize sinmiyor, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Daha dikkatli olmamız lazım, aşağıya çekmemiz lazım. Cumartesi günü de maalesef eklendi. Hayırlısı olsun, inşallah bunları da aşarız. Sağlık çalışanlarımıza, buradan sizler vasıtasıyla paylaşıyorum. Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermeyi devam ettireceğimizi toplu ulaşımda buradan sizler vasıtasıyla duyuruyorum. Fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var diyorum. Cenab-ı Allah bu ülke insanına, bu şehir insanına herkese sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin diyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Daha önceki aldığımız karar Mart ayı sonuna kadardı. Şimdi bu süreyi Haziran ayı sonuna kadar 3 ay daha uzatmış bulunuyoruz. Ücretsiz sağlık çalışanlarımıza toplu taşımada.